Mersin'e tekrar bir balo düzenliyormuşuz. Ben de oraya gidiyormuşum. Gel bakalım. Sonra orada kuru fasulye pilav yiyecekmişsiniz. Efendim? Öyle olur ya. Pilav günü. Ha, gibimsi. Tamam, pilav yeriz. Ben severim. Yemek yemek güzelmiş. Hayır demem. Deniz. Dilara. Canım sana uzun abiyeler değil de bu boy abiyeleri ben çok yakıştırıyorum. Mor berekettir. Benim aklımda hep mor bereket gibi geliyor bana. Para demek, bereket demek, güzel şey demek. Ben iş yerimde de hep böyle mor koltuk berjer kullanıyordum bereketli olsun diye, öyle bir inancım var. Bunu da çok beğendim üzerinde. Ayakkabın güzel, çantan belki o olmayabilirdi. Çanta arıyordun zaten. Saçın da çok güzel olmuş, değişik bihter topuz olmuş. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bahar. Mor renk aslında asalet anlamını taşıyor sanırım ve önceden saraylarda kullanırlarmış diyebiliyorum ben. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Simay. Ayakkabıların çok güzel. Sponsorum Niran Yalaz. Güzel. Çantanı da uygun buldum ama ikisi aynı anda parlamış parlamış. Bir de üstündeki mavi çiçeklerin içinde de pırıltılar olduğu için. Mavi, mor var. Onlar bana biraz fazla geldi. Ama yine de güzel. Sana kısa elbise yakışıyor çünkü. Saçın açık da olabilirdi. Ya da dantelleri daha da büyük olabilirdi. Şu göğüs kısmını beğenemedim. Çok fazla beğenmedim. Onun haricinde ben de güzel gözüküyorsun. Siyahı da denemiştim. Siyah çok kapattı gibi oldu. Ten rengi de buna fazla gelirdi diye düşündüm. Bunu denedim. Güzel güzel. Bakalım öğreneceğiz. Tuba. Üstündeki rengi çok yakıştırdım. Çok güzel olmuş. Saçlarını çok sevemedim ben. Bir de elinde böyle bir eldiven gibi bir şey olsa mıydı hani dantelden ama bilemedim. Sadece boş geldi bana. Onun dışında çok güzelsin. Hazır mısın? Bol şans. Hoş geldin Dilara. Abiyeyi seven Dilara. Cuma'yı dört gözle bekleyen Dilara. En sevdiğim gün Cuma günü. Ay kırmızı halı olsa da yürüsem diye bekleyen Dilara. Evet, kesinlikle. Duygu ne yapıyor Dilara? Duygu ne yapsın, geziyor o. Ha, ondan sonra özlemiş. Her akşam böyle arıyor beni, bana hesap soruyor. Ne yaptın, ne oldu? Tarz aldın mı? Kim ne dedi? Beni özlemiş mi? Aa, sizi soruyor. Ama burayı özlediğini de söylüyor. Ama ben onu biliyorsunuz seviyordum. Ben de seviyordum. He. Ben o gün onun adını... Ziyarete de gelmiyor. Gelsin. Gelsin. Ben o gün onun adını yazmamıştım üzülmesin diye. Zaten İnan. Ben yoktum o gittiğinde. Keşke olsaydınız. Ben onu Dila bizim büyümüş, öyle olmuş gibi görüyordum hep. Yani onunla öyle bir bağ vardı aramda. Buradan öpüyorum seni Duygucuğum. Güzel Duygu. Hayır, güzel Duygu. Duygu bari ziyarete gel. Yalnız güzel kaldım. Duygu. Oversize Duygu. Nur Hanım. Onu... Simay soruyor, diyor ki ikizler ne yapıyor acaba? Simay ikizleri çok merak ediyormuş. Kimler? İkizler. İkizler. O da yakın arkadaşıydı ya Dilara'nın onlar da. Ha, İkizler de İstanbul'da. Özledin mi ikizleri? Onların da projeleri ben var. Mi? Evet. Çok. Buradan çıkmışlar beni unfollow etmişler, neden anlamadım. Beni onlara de... da buradan çok selamlar. Aynen. İkizlere de. Evet. Beni niye engellediniz? Engellemişler beni. Ama bence de en fazla Melih'i özlediniz. Ay çok. Evet, gelelim sana. Gümüş ayakkabın ve gümüş çantan beni benden aldı Dilara. Olmadı. Artık bunun altına yani, şimdi tamam biz bazen diyoruz ki bu ayakkabı olmadı ondan ama bir ayakkabı da elbisenin kaderini de değiştirebilir biliyorsun. Hı hı. O da o elbiselerden bir tanesi, o da o ayakkabılardan bir tanesi. Üzdü. Yani... buna çok iyi kombin yapman gerekiyordu. İçinde lacivert mi var, saks mı var onun? Saks mavi. Böyle evet, lacivert. Ama petrol açık da var. O, ışık beni çok yanıltır morcivert ya. Morcivert var. Efendim canım? Morcivert.
Evet, değil mi? Bir şey var içinde. Var. Artık onları o renklerle bağlayacaktın. İsterdim olsun. Evet, yani aksesuarından papucuna kadar. Artık gümüş kabul etmezdi bu elbise. Asla o gümüşü kabul etmiyor. Anladım. Mesela mor civert taşlı bir ayakkabı olabilirdi. Yani rengarenk, hani mor civert renginde atıyorum. Ranjanlı mı? Hayır, tek renk, yani o payetinin rengi gibi taştan ayakkabılar var veya çantası öyle olacaktı. Hani ayakkabısı süet diyelim ki bir mor oldu, çantası mavi, ona göre bir küpesi. Çünkü o iki renk zor yani, onu kendi artık renklerinde kombin edecektin. Küpen de fena yani, ona uymamış. Hani buraya sarkan tenine böyle bir şey olacak. Ay, asma suratını. Ya zaten cuma günden pek beklentim olmuyor ki benim. Açık konuşmak gerekirse. Ama her gün tarz aldın hemen hemen. Evet. Üzgünüm Dilara. Teşekkürler. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum İvan'la annem. Elbise sana yakıştı. Teşekkür ederim. Böyle kelebek gibi geldin. Çok tatlı geldin. Ama ben de çanta ve ayakkabı seçimi yanlış buldum. Üçüncü renk, artık her bir şey üçüncü renk kullanmak istiyorsa nude olmalı. Yani bronz tenin rengine hiç kesmeden, hiç dikkat çekmeden. Çünkü üzerindeki renkler çok güçlü ve çok güzel. Tabii ki mor da kullanabilirsin, o mavideki kullanabilirsin. Ama böyle gümüşte çok böyle bir zayıf gösterdi elbise. Anladım. Küpelerden de aynı Nurze'de gibi. Onun üstündeki o küpelerde de fazla ne bileyim, alafranga. Aslında renkleri küpemle aynı gibiydi. Alaturka değil, alafranga. Yani alafranga şey ne demek? Alafranga. Alafranga Avrupa'yı. Fransız usulü demek. Alafranga Fransız usulü demek. Alaturka Türk usulü demek. He, anladım. Yani böyle kokoş, çok fazla kokoş geldi benim gözümde. Yani ne Aslı, diyeyim? Cuma günü bu. Bugün sayılmaz zaten. Dilara hazırlıklı. Dilara zaten hazırlıklı gelmiş. Tamam, o zaman çok kırmayacağım, değil mi? Evet, Dilara'nın haftalık cetvelinde cuma günü yok. Evet. Yok. Cuma günü ben buraya gelmeyeyim. Yok sayıyor. Sen hayalet gibi burada direkt cuma günleri. Bence annesinden tezkere alsın. Kesin. Günü boş geçsin. Dilara, Bizans'ta moru sadece asiller giyermiş. Halkın giymesi yasakmış. Saraylarda mor mermerler kullanılırmış ve halk kesinlikle giyemezmiş moru. Sen halksın, giyemezsin. Sen asilsin şu durumda, Bizans'a göre. Teşekkür yani. Teşekkür ederim. Ama elbisen kötü. Asil de olsan. Asil de olsan kötü bir elbise. İtalyanlarda mor matem rengi. Öyle mi? Gerçekten kötü bir elbise. Ben seni cumaları yok sayıyorum. Yoklamada üstüne çarpı atıyorum. Acaba çıkmasa mı buraya? Seni görmeden ben... Cuma günü çıkmasa mı? Benim karnem var ya... Evet. Beğendiklerime tik, beğenmediklerime çarpı koyuyorum. Cuma günü seni görmeden çarpı koyuyorum üstüne. Cık tut! Kemal, arkamı dönerken olacak onu. Tarz değilsin Dilara. Teşekkür ederim.